Şu an hareket ediyorum. Adanın üzerinde. Sen Solani misin? Solani? Çok ağır şeyler yazmış. Milletin yarısı benden küsmüş. Bu cis 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 clay. Bunlar beni tanımıyor. Benimki beni tanıyorlar. Çok keyif aldım vallahi bugün şu görüntüye bak. Herkese selamlar. Tek Kadın Tek Motor 81 İl Türkiye seyahatime hoş geldiniz. Ben Saliha. Türkiye'nin 81 ilini tek başıma motosikletimle gezmek için bir yolculuğa çıktım. Ve şu anda 15. şehri olan Bingöl'deyim. Bingöl'ün merkezindeyim. Bir önceki bölümde Erzurum'dan yola çıktım. Çat'ta bir gece geçirdim. Uzun, yorucu ve çok soğuk bir yolculuktan sonra özellikle bir önceki gece Çat öğretmen evinde buzlar içinde kıvranarak bir gece geçirdikten sonra açıkçası böyle bir şey ihtiyacım vardı. Bütçenin birazcık üstünde olmasına rağmen sağ olsunlar güzel de bir fiyat verdiler bana ve birazcık kendime gelmek için Bingöl Resort Otel'de kaldım. Hayvan hakları ile alakalı yorum yapacak arkadaşlar vardır. Onun da açıklamasını yaptılar bana. Görebiliyor muyuz? Aslan ve kaplan var. Ve bunlar gerçek hayvanlar. Gözlerinin tam karşısında durduğunuz zaman değişik bir hissiyatı oluyor. Bunlar gerçek dondurulmuş hayvanlar. Bu otelin sahibinin avladığı hayvanlarmış. Abimiz de şurada duruyor. Aynı zamanda Yaban TV'nin de sahibiymiş buranın sahibi. Ben dedim ki hani birazcık sordum bunlarla alakalı. Şöyle bir durum varmış. Hani tamamen böyle başıboş avlanma gibi bir durum değil. Genellikle sürünün düzenini bozan, işte yavrularını öldüren hayvanlar işaretleniyormuş. Ve hani böyle bilinçsizce avlanmıyorlarmış. Bunların hepsi yurt dışından sadece galiba keçi. Daha keçisi sadece Türkiye'de avlanmış durumda. Ama en azından hani hayvan haklarını ihlal edecek şekilde olmadığını duyduğuma sevindim. Neyse motosikletim hazır. Ben hazırım. Şu anda Bingöl'ün en meşhur yerlerinden bir yere gidiyorum. Yüzen Adalar. Türkiye'de birkaç yerde daha var diye biliyorum bu Yüzen Adalar tarzı yerden. Dolayısıyla bir gidelim bakalım. Çok büyük bir yer değil. Bir saatlik bir yolum var. Benim yolumun aslında ters yönünde. Bir saat gidip bir saat dönmeli. Sonrasında da Tunceli'ye doğru devam edeceğim. Yolculuğum Tunceli'ye doğru olacak. 16. şehre. O zaman yola çıkalım. Şu anda ben Solhan'a doğru gidiyorum. Ben Bingöl'e kuzeyden doğru geldim. Erzurum'dan, Çat'tan, yukarıdan doğru. Şu anda Tunceli'ye, batıya gideceğim. Ama öncesinde işte bu Yüzen Adaları görmek için birazcık daha doğuya doğru gidiyorum. Yaklaşık bir 50 kilometre falan uzaklıkta bir yer. Yolculuğun manzarası gayet hoş. Renkler çok hoş. Şu anda hava sıcaklığı yine bir 4-5 derece falan, motorun üstünde hissettiğim yine eksilerde. Biraz da bağrımdan soğuk yediğimi hissediyorum açıkçası ama Bingöl'ün aslında çok fazla farkında olmadığımız çok eski ve çok güzel bir tarihi var. Asurlular olsun, Türklerin eski hüküm sürdüğü zamanlarda, Osmanlı'dan önceki dönemlerden, yani diğer şehirler gibi, yanlışsam düzeltin yorumlarda beni ama araştırmalarıma göre çok fazla böyle aşırı derecede tarihi bölgeler yok, tarihi eserler diyeyim yok. Ama bölge olarak yaşam anlamında tarihi çok eskiye dayanıyor. İşte merkezin kuzeybatısında Kiev bölgesi var mesela. Yine doğa harikası bir yer. Acaba öyle mi diye araştırdım, öyleymiş. Kiev'li markası var ya, onların soyadları Kiev'liymiş. Bingöl'lüymüş onlar da. Oo. Karşıda hala karlı dağları görebiliyoruz. Görüntüye bak. Çok hoş. Ya bayağı bir yüksek ha o dağ. Şu arkada o kadar güzel bir görüntü var ki. Neredeyim ben diyorsun ya. Aşırı keyifli. Arkada şu anda en sevdiğim parçalardan bir tanesi çalıyor. Kerala'nın
The Chain şarkısı. Hani ben burada telifden dolayı koyamam ama çok severim. Tavsiye ettiğim şarkılardan biridir. Yoldayken dinleyin. Çok güzel. Çok pis gaza geldim şu anda. Abim çık, abim çık, vallahi ezerim ha. Ha, şuradan bir yerden, nereden yüzen adalar. Aa, o tarafa doğru gidiyorum, süper. Hemen de asfalt yapmışlar. Ay, gözümü alamadığım yere doğru gidiyorum. Çok iyi. Oo, çok güzel. Şansıma bak şimdi, şansıma bak. Lan. Aa, çekim yapıyorlarmış. Dur. Hep böyle doğal bir şeylere denk gelmeyi istiyordum. İlk defa denk geldi dedim. Onda da özel çekim yapıyorlarmış ama dur, bize de bir şey çıkar buradan, dur. Şu gel git yapsınlar, daha güzel olur bence. Dönmektense bu şekilde gidip gelsinler, daha güzel bence. Dur, ben burada bir şey çekerim ha. Ha, öyle mi? Tamam. Ben geleceğim, yanına oynayacağız. Yanına geleceğim. Şurada ben de çeksem olur mu? Şurada. Abimizin ismi neydi? Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet Kara Toprak. Ahmet Kara Toprak. Kültür ve turizm yaşayan bir sanat. Bingöl'e sağ ol. Bu ilk çizim bakanlığı tarafından bana verildi. Evet, şey, sanatçı. Sanatçı tarzı. Şairi Dengbeş. Tamam. Kürtçe zazaca şarkı dile getirmek demektir. Halk şairi zaten her dilde
Şiir olsun. Şiir, beyt, ilahi. Ama görüyorsun, yakıştırıyorsun. Bir adı olarak da yakıştırıyorsun. Çok yaşanmış hikayeler. Anlık bir işte. Gençler hepsi gençler. Bu böyle babadan oğula geçen bir böyle hani olgunluk tarzı bir şey mi? Yoksa daha böyle içten gelen? Öyle de var. Yani bir de ilham yani kendiliğinden. Ben eskiden çok küçükken Kerem İlyas'ın kitapları almış okuyordum. Aşık Garip, bir de şey Karaca olan kitaplarını okuyordum. Böyle keçi, oğlak, kuzu giderken dağda hep okuyordum. Hani o küçük yaşında aşık oldum. Yani. Evet. Ondan sonra da devam ettim ve başardık şu anda resmi olarak dünyada ilk ben bu unvanı kazandım. Yaşayan mirasımız Ahmet amca. Denizber. Denizber. Halk şairi evet. Demekmiş. Evet. Ahmet amca bir kısa bir giriş yapalım. Lüri 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 menuh lürim var ve tu niwash ve khasune chole git be kotena rafa khache tu ve khurve sare tudru anishten mavule tu be qadirin be defter kho kerden ilaj niwash tu pa be anishten tu chim kho kerden bonina su te da des tu des mu be gureten bu anishten mafya bera kerden bu men taverlay lajon terason raştma bu men esu pyapi serbe kışten lüri 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 emnuak. Ağzına sağlık kardeşim. Yani bu mısramlar şöyle vardı. Keşke sen hastalanıp Bingöl hastanesine yataydın. Hastanı? Hastalanıp sen hastalanıp, sevdiğine söylüyorum. Ha. Yani mesela ben size söylüyorum. Ben de seni refakçı olarak ziyaret etseydim. Sizin hastalığından fırsat faydalanıp gelip baş ucuna otursaydım ve sen durumun kötüleşseydi Allah muhafaza. Defterimi çıkarsaydım, senin hastalığına karşı ilaçları yazsaydım. Sen içtikten sonra inşallah Cenab-ı Allah tarafından şifa bulsaydın, beraber elinden tutup dışarı çıksaydık, isterse o zalimler gelip ikimizi de öldürseydi. Yani meramımıza o şekilde ulaşırdık. Bu mısramda bu var. En azından hani ölecekse de birlikte evet, ölseydik. Ha, yani meramımıza ulaştık. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ahmet amcanın 300'e yakın da. 300'e yakın kendisini yazmış olduğu eserler var. Eserler var yani. Evet, evet. Bunlar peki hep böyle yaşanmış şeyler üzerine. Tabat yani tabii aşk uğruna yaşayan milletimiz var, dinlemişim, görmüşüm. Tabiat için, güzellik için, insanlık için. Bazen de insanlıktan nasibini almamışlar için de çok ağır şeyler yazmışım. Bizimki milletin yarısı benden küsmüş. Kadın sen bu değil misin? Bütün köye Ahmet amca. Fıtratın bu değil mi? Vallahi billah. Yani onun için doğrular hani doğru. Biraz acıdır maalesef. Sanatçılar. Doğru söyleyen dokuz köyden kovarlar denir ya. Evet yani yeter ki. Yani bir sözüm var diyorum ki. Yargıç sadece adliyede yargılar seni. Vicdanın ise yatakta bile sorgular evet. Seni. Söz de yazıyorum. He. Çünkü yani adliyeden çıktınsa. Yargıç orada kalıyor. Ama vicdan. Sözün bir şey gibi, cellat gibi seni terk etmiyor. Bir yanlış yaptın mı sana yapışıyor. Onun için vicdanla beraber olacaksın. Vicdan da tabii ki doğruyu söyleyerek vicdanla bütünleşiyorsun. Maalesef. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Tekrardan. Sana da başarılar diyorum. Çok teşekkür ederim. Allah mazbet etmesin. Kolay gelsin. Çok değişik bir tevafuk oldu açıkçası. Arkadaşlarla biraz muhabbet ettik. TRT için belgesel çekiyorlarmış. Onlarla tanıştık. Güzel bir muhabbet oldu. Şimdi ben şöyle bir şey aldım. Yerini değiştirebiliyormuşuz. Birazcık adalarla oynayacağım bakalım. Çekebilir miyim direkt? Nasıl bitiriyor? Yerler değişeceğim artık. Çıkıyorum şu anda. Şurada da bir delik var. Bakayım hareket ediyorum böyle.
Ne kadar iniyor? Oo. Ha, yerden değil. Şuradan uzaklaştırıp açılıyorsun galiba. Ben elime gücümü hiç çekmiyorum. Yerler de kayıyor. Şöyle itelince yavaş yavaş oluyormuş. Şu an hareket ediyorum. Adamın üzerinde. Çok yavaş hareket ediyor. Demin burada baya baya horon teptiler ya. Batmadı yani. Yüzüyorum adanın üstünde yüzüyorum şu anda. Çok güzel bir his. Sen Solani misin? He? Solani misin? Solani? Sen Vinyoli misin? Yok değilim. Oo gidiyorum. Ben burada ilk defa mı geliyorum? Hı hı. Buralı mısın abi sen? Ha, çok güzel. Gitme sana muhtacım. Oraya yanaştı. Teşekkür ederim. Şimdi görüntü çekeceğim diye gidip oraya düşermişim. Hakikaten görülmeye değer bir yer. Sadece orası da hani hem orası hem yolları öyle. Fakat mesela şimdi geçeceğiz. Bir tane köyden geçeceğiz. O köyden geçtim gelirken fakat sağ olsun GoPro yine GoPro'luğunu yaptı ve çekim yapmamış. Karşıdan hiçbir şey göremiyorum ben. Girdiğimde amcanın bir tanesine yol sordum. Çok tatlı bir muhabbetimiz oldu ama tabii ki GoPro kayda almamış. Burada değil amca. Çok tatlı bir köyden geçtim gelirken. Aa, bunların türü ne? Çilli horoz. Selamünaleyküm. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bunların türü ne? Çok farklı görünüyor. İran tavuğu. Ha, İran tavuğu. Aa, pek süslüler maşallah. Kolay gelsin. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Gula 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 gula. Ay, tamamen doğal ya. Ay çıldıracağım. Çok keyif aldım vallahi. Bugün şu görüntüye bak. Buranın taşları bile ayrı güzel ya. Şimdi birazdan tekrardan göreceğiz. Böyle taşların, taşları da özel taş gibi. Ha. Bir an dedim kaza mı oldu? He? Tunceli'ye. Bizim ekiple birlikte Vali Bey'in bir daveti var. Yemek daveti. He, bu akşam için mi? Allah, olabilir. Aslı tamam olabilir. Çekimdeler değil mi? Ha, tamam, ben dedim ki yerde de bir oturunca kaza mı oldu ne oldu anlayamadım ilk başta. İkinci bölümün kapanışı. Anladım tamam. Pardon, ses alıyorlar mı? Mikrofon var ya, çok iyi. Evet, planım değişti. Bu gece de Bingöl'de konaklayacağım. Valiliğin bir daveti varmış. Ona davet ettiler.
Oraya doğru gideceğim inşallah. Şimdi bu arkadaşlar TRT belgeseli çekiyorlar. Reşat Strik var. Muhtemelen bilirsiniz Reşat Strik'i. Reşat Strik'in yeni bir TRT belgeseli varmış. Onu çekiyorlarmış. Bingöl kısmını. Öyle denk geldik. Şimdi onlarla bir akşam yemeğine gideceğiz. Şöyle şimdi bir de konuşurken arkadaşlarla şey söylediler. Bu Bingöl'lü çoban var ya, şu dağların arkasında yaşıyormuş. Bu cis 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 clay. Bunlar beni tanımıyor. Benimki beni tanıyorlar. Benimki beni tanıyorlar. Dat 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 dat. Yas clay. Yas 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 clay. Abi hayvanlarda hareket yok. Ferhat Şirin selam verdik dağlara. Hadi beni kabul et. Hadi Allah'a. Gidip aslında tanışmak istedim ama çok fazla gelen olmuş. Böyle hani rahatsız edecek kadar fazla kişi gelmiş zamanında. Ben de dedim bir içerik için rahatsız etmeyeyim abiyi. O yüzden gitmedim. Olayın geçtiği yerler buralar. Bingöl hakikaten beni büyüledi. Öyle söyleyeyim bak. Şuraya bak. Bu yüzen adaları hakikaten görmek lazım ya. Saklı güzelliklerden bir tanesi. Bingöl'e geliyorsanız Solhan ilçesine gelin. Burayı görün yani. Çok büyük keyif alırsınız. Çok eğlenceli yerde. Ne bileyim. Kolay gelsin. Ay şu görüntüye bak. Klee! Tüs 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 tüs! Klee! Bunlar da beni tanımıyor. Şu arka şeyde, önde giden üçlü araç. Bizim grup diyeyim. TRT ekibi. Baksana dağlara ya. Şu dağların adı Akça Koca Atıyor da olabilirim gerçi de Akça Koca Dağ gibi bir şeymiş. Şimdi bir daha gösterebilirim. Şuralar. Bayağı yüksek rakımlı dağlar. Buralarda böyle jandarma kontrol noktaları oluyor. Checkpoint. Kolay gelsin. Ay sana da kolay gelsin. Aa bu şehitler anıtı. Solan Şeref Meydanı. Şehitler anıtı varmış burada. Öyle mi? Tamam. Çantalar mı kontrol edilecek? Ha, tamam. Bakıyoruz bunu. Bekletme. Önce çift olsun. Çocuk nereye? Bingöl'e doğru. Ya Bingöl'den geliyorum da gene Bingöl'e doğru. Kimin rızanızda mı acaba? Ehliyetim. Olur sıkıntı yok. Ben de motorcuyum. Motor direkt dikkatimi çekiyor. Değil mi? Algıda seçicilik oluyor direkt. Ankara kulübüyüz. Ben buraya yeni atandım. Aa, hayırlı olsun. Sağ olun, sağ olun. Instagram hesabımız var. Instagram, YouTube. Saliha Özkan. Şöyle size o zaman fatura olarak da kalsın. Tamam. Motorcular var bilir zaten. Evet. Teşekkür ediyorum. Çay ikram edebiliriz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Tamam. Daha da hava serinlemeden. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi günler.